Bazı gazetecilere röportaj veren Devlet Bahçeli, koalisyon AKP ile HDP arasında olsun, biz HDP'ye kapalıyız dedi. AKP ve HDP'nin yapacağı tek şey var, birlikte hükümet olmak. Eğer sosyal zemini daha güçlü bir koalisyon düşünüyorlarsa, AKP-CHP-HDP koalisyonunu kurabilirler. Biz etnik temelli bölücülük faaliyetiyle kurulmuş bir örgütün siyasal uzantısını her daim yok farz etmişizdir. HDP'yi yok farz ediyoruz. MHP lideri erken seçimden korkulmaması gerektiğini söyledi. Erken seçimden ürkmemek lazım. Erken seçim herhangi bir istikrarsızlığın, ekonomik dengesizliklerin derinleştiği ortamlarda büyük krizi, kaoslar ortadan kaldırabilecek millet iradesine başvuru halidir. Devlet Bahçeli, Erdoğan-Baykal görüşmesine değindi. CHP'nin eski genel başkanı Antalya milletvekili hala mazbatasını bile almamış haliyle, yemin etmemiş haliyle Cumhurbaşkanıyla neyi görüşmek ister ve neyi görüşür. Azınlık hükümetinin başına mı getirecek? Bunu biz bilemeyiz. Zannediyorum ikinci bir 116 günlük karanlık dönem. Benim tahminim bir AKP-CHP koalisyonunun zemininin yoklamaları ve bu konuda bazı işaretler verilmeye çalışılabilir. <laughs> AKP'nin Erdoğan yüzünden oy kaybettiğini belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanı'na istifa çağrısı yaptı. Erdoğan'ın anayasal çizgilerine çekilmesi şu aşamada gözükmüyor. Hala daha birinci derecede yönlendirici olma vasfını koruyarak açık veya örtülü gayretler içinde bulunuyor. Zaten en büyük yanlışlık budur. AKP'nin en büyük oy kaybı da buraya dayanmaktadır. Ya anayasal çizgisine çekilecek, eğer bunu azmedemiyorsa istifa edecek. Meclis başkan adaylığı için Meral Akşener'in adının öne çıkarılmasına da tepki gösterdi. MHP'de baştan sona hep Akşener, Akşener vardır demek edepsizliktir, partiye hakarettir. Partimizde kim bilir ne cevherler var. Zannediyorum başkan vekilliğini de kaybetti.